bu tağutlarla savaşan hilafet devletiyle beraber olun. Kitabı indiren, hesapları çek. Selamet üzerinize olsun güzel kardeşlerim. Bugün bu şarlatanların sizi davet edişine karşı bir video yapmak zorunda kaldım. Ayrıca başka bir düşüncem vardı. Ateistlere karşı bir cevap vermek istediğim bir onların getirdiği tuhaf aldatma hilelerine karşı bir savunma videosu yapmayı düşünüyordum. Bunların şimdi böyle çıkıp sizi duyduğum kadarıyla Türkiye'deki gençleri aldatmalarına engel olmak için size bu projeyi getirdim. Bunu bir izleyin bakalım. Bunu bir ne diyorlar bakalım. Bir bakın. Bu şarlatanlara, bu soytanlara dikkat edin. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد الله سبحانه وتعالى bize minnette bulunarak Raşid halifelerin askerlerine halif dinin mesajını taşıttı. Ve bizim kavmimize kadar ulaştırarak bizim de Müslüman olmamızı sağladı. Çok geçmeden Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin güzel kardeşlerim bakın bunlar şarlatanın en önde gideni saçı uzun zübbeler bunlar. Bunlar Deccal'ın ortasında olan kimselerdir. Bunlar şimdi daha sonra dikkat edeceksiniz. Ben size birkaç tüyo vereyim. Kur'an'ın içinde sizi davet eden bilgilerin tam tersini yapıyor. Sizi savaşa şeytanın arzu ettiğine sizi gönderiyor. Ama Allah'ın ismini kullanarak. Kur'an'da oysa diyor ki Allah da sizi sakın bunlar aldatmasın. Bunlar aynı bunu yapıyor aslında. Dikkat edin. Hocalarımız bugün size Kur'an-ı Kerim'i Arapça okuyun. Anlamasanız da manasını Allah anlıyor. Siz sevap kazanırsınız demesiyle sizi bugüne kadar getirip Türkçeden okumadan engel olup babanızın annenizin de engel olmasıyla sizin bilgiden yoksun kalmanız bugün. Ve böylelerinin işte oyunlarına alet oluyorsunuz. Buna hocalar da suçlu bugün Türkiye'deki hocalar, Avrupa'daki hocalar ve kendi ebeveynleriniz de suçlu. Onlar da bir demedi ki bir bakalım. Oysa bir hakarettir. Kur'an-ı Kerim Arapça okuyarak anlamadığınız dilde okuyup sevap kazanacağınızı beklemeniz, böyle bir şeyi Allah sizden beklemesini Allah'a bir hakarettir. Kur'an-ı Kerim'de diyor ki, aklınızı niye kullanmıyorsunuz, niçin akletmiyorsunuz diyor size yani ayeti açıkladığı zaman. E sen bunları işitmiyorsun ki Arapça okuduğun zaman ne olduğunu anlamıyorsun ki. Türkçe okusa anlarsın yani. Burada da bir sorun var değil mi güzel kardeşlerim? İşte bunlar gibi soytarılar sizi aldatmalarına hocalarınızın da desteği oluyor. Oysa günde bir sayfa Türkçe Kur'an-ı Kerim okumuş olsanız bunların oyuna gelmezsiniz. 3 ay içinde reşit olursunuz, rüştü olursunuz, olgun insan olursunuz. Bunların önüne gelmezsiniz. Neyi anlarsınız? İslam demek yüksek selamet demektir. Din demek kanun olduğunu anlarsınız. Müslüman demek selamet eden demektir. Selamet ederken nasıl bir de savaşa gidiyorsunuz, onu bunu öldürüyorsunuz. Kur'an-ı Kerim'de mevcuttur. Onlar diyor münafıktır diyor. Senin yanına gelip Allah yolunda olduklarını, Allah'a iman ettiklerini söylüyorlar diyor. Sen onlara inanma diyor, onlar fasıktır diyor, yani iki yüzlüdür diyor, sahtekardır diyor. Onlar diyor cehenneme gidecek diyor. Onlar cehenneme gidecek dedikten sonra neden Kur'an-ı Kerim'de devamında demiyor ki orada? Ey Muhammed arkadaşlarını da al, onları öldür. Nasıl olsa biliyor, Allah biliyor, Cebrail de biliyor. Allah'ın ona bildirdiğine göre. Neden öldürtmüyor? Çünkü mahşerde hesap görülecek. Yaşaması gerekiyor. Demek ki öldürmek yok Kur'an-ı Kerim'e göre. Anlatabildim mi? Bunun gibi Medine'de yaşarlarken Yahudiler de bunların aynı anda yaşıyorlardı orada, Medine'de yaşıyorlardı. Kafir kalanlar da yaşıyordu. Ve mümin olmuş insanlar da yaşıyor. Hazreti Muhammed'le beraber. Aynı şehirde. Ve onlara saldırman yoktu. Kim saldırırsa savunursun. Savunma var. Anlatabildim mi güzel kardeşlerim? Hadi siz bunları bir dinleyin.
bu cehaletinizden nasıl size bir tragedi diyor, nasıl bir dram çiziyorlar, nasıl bir proje var, dikkat edin bunlara. Yasin'in torunları ve onların torunları olan Abbasi hilafetinin bir rüknü haline geldik. Bu hilafet altında cihat ve tevhidi ayakta tuttuk. Biz dinimizle güçlüydük ve peygamberin amcasının torunlarının yardımında çok şiddetliydik. Daha sonra bazılarımız dünyaya tamah etti. Bazılarımız batıra daldı. Bazılarımız da sözüne ihanet etti. Hatta bazılarımız kabilelere taptılar ve Allah'ın kanunlarının dışında kanunlar çıkarttılar. Daha sonra laik Kemal Atatürk geldi ve Türk halkına dinlerini inkar etmelerini ve laikliği dayattı. Bu şarlatan sahtekar. Bu sahtekar neden sahtekar size şunu söyleyeceğim. Ben zana girmem. Zanın çoğu pisliktir, Kur'an-ı Kerim'de geçer, şeytandandır, sizi ziyana götürür. Madem Atatürk konusunda açmışken bunu söyleyeyim size. Elmalı Hamdi Yazır'ın ilk kez Türkçe meal yaptı Kur'an-ı Kerim'i, ki millet okusun diye. Buna kim yaptırttığı Atatürk yaptırtmış. Bu söylenir de, tarihte de geçer. Bunu kimse inkar etmiyor. Ona karşı olanlar da inkar etmiyor, bakın. Madem bu kadar kötü bir insan, neden milleti uyandırmaya çalışıyor Türkçe okutarak? Neden? Katolikler de bir zamanlar okutmazdı kendi dillerinde halka. Latince okurlardı, onlara cennet satıyorlardı, kandırıyorlardı beni. Papazları, rahipleri. Buna karşı bir Martin Luther çıktı. Bugün Almanya, İngilizler falan herkes kendi dilinde okuyabiliyor ve idrak ediyorlar ne beklendiğini İncil'de. Aynısını Atatürk de istedi milletine. Milletim de anlasın, Türktür, anlasın ne olduğunu, Allah ne istiyor diye. Elmalı Hamdi Yazır'a meal ettiriyor. Böyle. Bu mu kötü bir adam? Bu mu İslam'ı durdurmaya çalışmış? Aynı kişi, Atatürk dediğiniz kişi, masonları ülkeden kovdu. Kapattırdı. Paralarını elinden aldı, gasp etti. Halk ocağı açtırdı Türkiye'de. Halk ocağına şehirler içinde paylaştırdı ki halk yerlerinde Türkler sanat görsün, meslek öğrensinler. O paraları olarak kullansın. Bunun karşılığında 10 yıl sonra da masonla gizlice doktor Atatürk'ün doktoruna işi bitirdiler. Atatürk gitti öldü. Öldürüldü. Zehirlendi, öldürüldü. O şekilde bir, aynı Michael Jackson'ın bugünkü durumdaki gibi. Michael Jackson da bu yeni dünya düzeni dediklerinde çarak kafa tuttu. Doktor şeysiyle o da öldürüldü. Ha, Michael Jackson'ın Müslüman olduğunu duyduğunuz zaman onu savunursunuz. Aynı durumda Atatürk de bunu size koydum önünüze. Zan da değil. Delillerle koyduk. Nasıl bu şarlatan oyunlara giriyorsunuz? Çünkü Atatürk bunları engellemek istedi. Sizi aldatamasın bu soytarlar diye. Siz hep Arapça okuduğunuz zaman aldatılacaksınız bunlara diye. Aldanılmayın, ilimle uğraşın. Bugün bilim dedikleri ilimdir. Kur'an-ı Kerim de size ister ilimle uğraşmanızı, aklınızı hep kullanmanızı istiyor. Ama onlara gelince aklınızı kullanma, yorum direktmen böyle. İşte bunlar hep şarlatan. Bunlar işte hep masona tabi olan sahte hocalar, sahte tarihçiler sizi böyle aldattılar. Anlatabildim mi? İnşallah umarım bunların böyle oyunlarına gelmezsiniz. Onun bunun günahına da girmeyin. Bakın size elinize verileri koydum. Kim öldürttü Atatürk'ü? Atatürk kimin parasını kapattırdı? Hangi mason ocaklarını kapatıp da ellerinden paraları halk ocağına dağıttı? Kime Türkçe meal yaptırdı ilk kez? Millet kendi dilinde okusun da anlasın Allah ne istiyor onlardan diye. İnsan kendi dilinde anlayıp okuyup da anlaması mı daha iyi icraata geçirir? Yaşantısının içinde koyar? Yoksa anlamaz dilde okuyunca mı? Sen kendine bunu sor. Vicdanın varsa, kaldıysa hala. Daha sonra hain Erdoğan gelerek Allah'ın şeriatıyla hükmetmedi. Amerika'yı, Yahudileri, Haçlıları, ateist PKK'lıları, Atatürk'ün layık dostları olan Özgür Suriye Ordusu'nu ve Ali Suud'un mürtet ajanları olan Sahavat'ı dost edindi. Evet, hain Tağut Erdoğan Türkiye'yi ırkçı PKK'lılara ve Haçlılara sattı. Türkiye topraklarını PKK ve PKK'nın dostları olan Özgür Suriye ordusuna açarak Şam topraklarındaki Müslümanların katledilmesine sebep oldu. Şam'daki Müslümanları öldürmek ve ateist PKK'lıları korumak için
Türkiye'nin hava üslerini haşimlara ve uçaklarına açtı. Sizi Haçlı Amerika'ya köle yapıp bütün değerlerinizi sattı. Kahrolası bu Tayyip Erdoğan asıl itibarıyla düşmek üzere olan koltuğunu muhafaza etmek için bu uçaklar devam etti. Yakında Türkiye'nin doğusunun ateist PKK'lılara, batısının da Haçlıların eline geçtiğini gördün. Nasıl bir proje oynadılar? Hı? Nasıl bir proje? Bakın dikkat edin. Ateist PKK'lılara. Gördün mü? Bunu bir de bir işte böyle bir proje yapıyorlar, bir de büyütüyorlar falan filan. Bu sizi aldatmak için apaçık bir proje olduğu görünüyor. Anlatabildim mi? Bu şarlatan bunlar. Türkiye böyleymiş, o kendisi böyleymiş. Türkiye'de asker olup bunlarla savaştığınızda öldüğünüz zaman da şehit olmazsınız. Bunların tarafında olup Türkiye'de savaşsanız, başka bir yerde savaşsanız da öldüğünüz zaman şehit olmazsınız. Çünkü Kur'an-ı Kerim'deki içeriğine göre İslam'ı oluşturduğunuz zaman, o İslam'ı savunduğunuzda ancak öldürülürseniz şehit olursunuz. Şehit dediğiniz yani Allah yolunda ölmüş olursunuz ve Allah'ın katında size ecrini verir. Anlatabildim mi? Karşılığını verecek, güzellikler verecek, cennette sizi hediyelendirecek. Bu. Bunu da size söyleyeyim. Yani ben Türkiye'yi koruyormuşum, yok şunu koruyormuşum. Yok. Dünyanın hiçbir ülkesinde bugün gerçek İslam, Kur'an'a göre İslam yok. Bakmayın ateistler yadırgıyor şunu bunu, eleştiri olarak getiriyor, İslam olarak getiriyor, kapak olarak. Siz çünkü Kur'an-ı Kerim okumadınız. Ne İran bugün İslam'ı savunuyor, ne Türkiye, ne Arap ülkeleri. Hiçbirisinde yok. Bir Kur'an-ı Kerim'i okuyun, dikkat edin. Hemen hemen Avrupa'nın şeyi Kur'an'a uyuyor. Neredeyse. Bir domuz eti var, bir içkisi var. Anlatabildim mi? Böyle ufak şeyleri var. Yoksa ahlaken daha çok Kur'an'a daha yakın, kanunları falan. Dikkatli olun. Batısının da Haçlıların eline geçtiğini ve o topraklarda fesadı yaydıklarını, çocuklarını öldürdüklerini, kadınların ırzlarına geçtiklerini, malları gasp ettiklerini ve sizi kendilerine köle yaptıklarını göreceksiniz. Bu sizi bekleyen büyük bir tehlikedir. Sizi ikaz edip size nasihat etmek ve Allah Subhanehu ve Teala'nın sevdiği ve razı olduğu şeye sizi davet etmek bizim üzerimize vaciptir. Samimi olsa Allah ve Teala sahabat böyle konuşmaz. Anlatabildim mi? Bunu böyle yapmaz. Ne derim? Türkçe sana söylerdi. Her şeyden münezzeh olan Yüce Allah derdi. Değil mi? Muhammed diyor sallallahu aleyhi ve sellem diyor. Allah onu korusun ve onu selamete erdirsin diyor. Allah ona iştirak etsin ve onu selamete yönetsin. Allah zaten onu cennete aldı. Arkadaşlarını da aldı. Sen kendine bak, yanındakilerine söyle bu dilekte bunu. Samimiyet burada. İşte Arapça boyunca sizi böyle çocukluktan aldınız ya bunu. Camilerde hocalar, televizyondaki çıkan hocalar. Hatta bir Arapça koyarlar, bir marka yaparlar. Bu süslemedir işte. Sizi böyle aldatıyorlar. Kalmayın bundan oyunda. Kur'an-ı Kerim anlamanız için size gönderildi. Hepimize gönderildi. Ey Türkiye halkı! Vakit geçmeden sizin bu ateistlere, Haçlılara ve sizi kandırıp Haçlılara köle yapan bu tağutlara karşı ayaklanıp onlarla bir an evvel savaşmanız lazım. Bundan önce de bu hain tağutun arkadaşlarınızın başınıza musallat olmasına neden olan esbablardan tövbe etmeniz gerekir. Şunu da söylemeden belirtemeyeceğim. Demokrasiyi, laikliği, beşeri kanunları, kabilperestliği ve bunların dışındaki tağutları inkar edin. İstediğiniz zaman, istedikleri zaman ben bu adamla tartışmaya hazırım. Televizyonda tartışmaya hazırım. Kimin yalan olduğunu ortaya göreceksiniz. Ben Kur'an'la getireceğim, bilgileri aktaracağım. Göreceksiniz soytarın sahtekar olduğunu, şarlatan olduğunu, Deccal'ın ordusundan olduğunu göreceksiniz bunları. Bunların İslam'ı savunmadığını göreceksiniz. Kara cahil olduklarını bunları anlayacaksınız. Tek yeter ki Kur'an-ı Kerim okumuş olsaydınız zaten bilirdiniz. Ben bunlara hazırım. Her zaman tartışmaya hazırım. Siz gerçekten Allah yolunda savaşmayı mı istiyorsunuz?
Allah yolunda bir şeyler mi yapmak istiyorsunuz? Savaşmaya lüzum yok. Kur'an-ı Kerim'dekini yapın. Tebliğ edin kafir dediğimiz kimselere. Tebliğ edin onlara. Doğruyu hakikati anlatın. Sabırlı olun o konuda da. Onlar tabi biraz ön yazma bunları gördükleri için hemen kalkıp puf puf yapar. Siz sabırlı olun. Siz hakikati anlatın onlara. Kur'an'dan onlara bir şey, bir bilgiler verin, bir dipnot verin. Hemen onlar uyanacak. Bu bizim eski kitaplarımızdaki de Tevrat'la, İncil'le de benzerliği var deyip açıp okumak isteyecekler. Ve ondan sonra mümin olma ihtimalleri olacaklar. Müslüman olacaklar ilkin. İşte bu Allah yolunda mücadele etmek demektir. Anlatabildim mi? Ama bunu kapatıyorlar, sizi bu tarafa götürüp ramboculuk kendileri için yaptırıyorlar. Anlatabildim mi? Kendi belli bir yaşına kadar gelmiş, bir şey kapanmamış. Burada yeni bir şey oluşum oluyor, ben de burada gidip yapayım. O zaman yarın ben de şurada burada iş bittiği zaman memur olurum. Bunun satırı belki peşinde koşuyor, ne biliyorsun? Anlatabildim mi? Ne içinden geçirdin, ne biliyorsun? Ama sen Kur'an-ı Kerim'i oku, sen kendinden en azından emin olursun. Ya. Öyle konuşmalarını Arapça içine süslemeyle koymayın da yemeyin bunların oyununu. Tamam mı? Hocalar demiş ki yani, siz Kur'an'ı Arapça okuyun, sevap kazanırsınız. Anlamazsanız da Allah manasını zaten biliyor. Gönderen Allah. Sen manasını bilmen lazım. Sen. Sen de ancak Türkçe okuduğun zaman manasını bileceksin. Manasını anlarsın. Bak nasıl Allah'ınla böyle alay ediyorlar. Sizinle hakaret ediyorlar. Sizi böyle inanarak Allah'a hakaret ettiğinizi koyuyorlar ortaya. Hem Allah yolunda gittiğinizi bize söylüyorsunuz hem de Kur'an-ı Kerim'i günde 4 dakika bir sayfa okumuyorsunuz. Nerede? Allah için siz ne yaptınız? O 4 bir sayfa okuduğunuz zaman size yarar olacak. Yine Allah'a değil. Kendinize yararı olacak. Faydası olacak. Madem illa istiyorsunuz hizmet etmeyin Allah'ın katında. Hadi ben size diyorum ben Mehdi'yim. İspat edebiliyorum. Hem de 4 dakika içinde ispat ederim diyorum. Canlı yayına çıkabilmek için televizyona, büyük televizyonların birine çıkabilmek için bana gelin yardımcı olun. Ha senin gibi herkes sahte Mehdi çıkıyor. Benden sonra Harun Yahya denilen Adnan Oktar, Adnan Gerez kişi bu Karadeniz'de bir sahtekar bir Mehdi çıkarttı. Azerbaycan'da bir tane sahte Mehdi çıkarttı, Türkmenistan'da bir tane çıkarttı. Böyle böyle ortalara çıkarttırıyor. Ben de siz sahte görün diye. Peki bize kardeşim kafanı kullan, aklın var. İspat olduktan sonra istersen 1000 tane sahte Mehdi çıksın, kendisini ilan etsin. İspat edemiyorlar durumları. Ben ispat etme imkanım var iken seni ne alıkoydun? Öyle ya. Hani sen davayı şey yapıyordun, savunuyordun. Ya. Neyse güzel arkadaşlar bu videomu destekleyin, paylaşın, insanlar izlesin. İzledikçe siz de sevap kazanırsınız. Bir kişi sizin sayenizde vesile olmanızla izliyorsa, sizin beğenip de paylaşmanız ile bu videonun izleme imkanı bulup da izlediyse, siz de sevap, yararlılık olacak, sevap kazanacaksınız. O kimsenin de aklını kullanıp kurtulmasına sebep olmuş olursunuz. O yüzden tarafçılık yapmayın. İlla bu videoyu beğenip paylaşın ya da aynen bu şekilde video yapın, koyun, millet şey yapsın. Sizi işitsin. Oldu mu? Hadi. Ta ki savaşınız Allah yolunda cihat ve ölüleriniz de Allah katında şehit olsun. Ve savaşınız mev'un cahiliye savaşı, ölüleriniz de ateist ve haşlılarla beraber ateşte olmasın. Rabbimiz Celle ve Ala Nisa suresi 76'da buyuruyor ki iman edenler Allah yolunda savaşırlar. Kafirler ise tağut yolunda savaşırlar. O halde şeytanın dostlarına karşı savaşın. Şüphe yok ki şeytanın kurduğu düzen zayıftır. Sahtekar. Nisa suresi 76'yı açalım. Savaşın mı diyor. Buradaki kelime Arapçası yukatilûne diyor. Katlemeden gelir. Ben demin baktım burada size çıkartmak için. Fazla zaman almasın diye. Sadece Mustafa İslamoğlu doğru mealini vermiş. Tercümeye yakın bir meal yapmış. Diğerler hepsi savaş çevirmişler. İman edenler Allah yolunda, inkar edenler de şeytanı güçlerin yolunda mücadele edenler. Mücadele demek. O halde şeytanın dostlarına karşı mücadele edin. Unutmayın ki şeytanın hilesi kesinlikle zayıftır. Gördünüz mü? Bir mücadeledir. Siz işte ben dediğim gibi o gavur diye gördüklerinizle tebliğ ettiğiniz zaman bir mücadeledir. Anlatabildim mi?
Onu kurtarmak için.